Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Serayı düzenlemeye başladım. Küçükten artık şu sıradan başladım. Uygun bir şekilde bitkiler üst üste gelmeyecek şekilde, birbirlerini sıkıştırmayacak bir şekilde düzenlemelere şuradan soldan başladım. Şuraya Fred'imi aldım arkadaşlar, şu köşeye Fred Willis'imi aldım. Şuraya da suyunumu aldım. Buraya da şu dropsuz raindrop diye aldığım bir tür, onu buraya aldım. Maşallah, o da çevirince böyle arkasında bir sürü yavrular gördüm bunun da. Rengi çok güzel, çok renklenen, kızaran bir tür. Bakalım. Aa, orada kuru yapraklar kalmış. Şöyle. Evet, bunun yapraklarını temizlemeyi unutmuşum ben. Neyse, bunu tekrar ele alacağım. Albert'imi orada bıraktım. Şu saksımı sonradan böleceğim. Önce bir düzenleme yapayım, sonra bölmelere geçeceğim. Baby Finger böyle buraya yanaştırdım. Pretty Pink'i buraya yanaştırdım. Lawrence'imi buraya koydum. Clara'mı buraya koydum. Bu Madonna'mı buraya koydum. Burada da Peach Bright'ım var. Red Rose. Red Rose'umu da buraya koydum. Şu Laoi buraya koydum. Hibrit Laoi. Buna dokunmadım. Bakalım. Biraz toparlamaya başladı bu da. Sunset'imi buraya koydum. Orada da Nana Kimi var. Bu da Big Red. Big Red de kocaman oldu maşallah. Burada peyaçlarım var, Hoots Pink'im var, Hoots Pink, sarı kızım. Şu araya şöyle geçeyim. Bu araya da tepe çeliğini almıştım. Dekoram iki yavrulu, şöyle ikisinin arasında şimdilik idare etsin. Bu güzel kızım iyice büyüdü, artık dibinde de yavrusu var. Formundan dolayı da hiç rahatsız etmek istemiyorum. Kesmeyeceğim. Böyle büyük büyük büyümeye devam etsin. Bunların yavruları var arkadaşlar. Bu da kulibra değil, neydi? Linguasım. Bu da linguas. Sonra buraya ne gelecek? Şimdi bakacağız sırasıyla. Bunlar yine aynı yerinde duracaklar. Çünkü burada Juliana'm çok iyi gelişimi. Santa Louis'im de yine öyle çok güzel büyüyor. Ha bir de çiçek açıyor. Bakın. Şöyle sarı kızım da öyle. Şuraya minik bir sarı kız koydum. O da sararsın. Güneşi çok seviyorlar. Bunlar yine aynen burada duracak. Alacağım. Dip yapraklarını tabi temizleyeceğim falan. Buraya da yine Juliana koydum. Julianalar burada çok güzel oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Ne kadar çok güneş o kadar iyi onlar için. Şu güzelliklere bakın maşallah. Renkler muhteşem. Burada masanın üzerinde ne var? Aslında şu bitkimi buraya aktaracaktım. Sonra bunu çektikten sonra hepsi dediğim gibi çorap söküğü gibi peş peşe gelecek. Ve de geldi, hepsini indirdim. Bu Mauna Loa arkadaşlar, bunun saksısı çok iyi, buna dokunmayacağım tabii ki. Fakat bununki küçük, bakın kendisi çok büyük ve saksısından taştı. Böyle kare büyük bir saksıyı alacağım, bunu da oraya yukarıya alacağım. Bunlar tepe çelikleri arkadaşlar, köklendirdim. Bakın burada yine anaç gövde ve buradan da yine böyle bir Mauna Loa'm geldi. 3 tane elimde. Bu satıldı. Fontein. Evet, bu neydi? Fontein'di. Bu da bunun yavrusu. İsmini genelde unutuyorum ama az önce aldığım kişinin sayfasına baktım. İsimlerini buldum. Bu Fontein. Bu da onun yavrusu. Tepeye çıkıp da görene kadar bunun orada olduğunu bilmiyordum. Yeni keşfettim ve hemen bu da satıldı zaten. Pazartesi inşallah kargoya verilecek. Birkaç satışta olan bitkilerim
yani kargo yapılacak bitkilerim var. Cümleyi kuramadım. Kargo yapılacak bitkilerim var. Onları da yine sökerken birlikte sökeriz. Sonra bir tane daha siparişim var. Onu da yine sökerken çekerim sizlere. Bunu buraya aktaracağım. Şimdi şurada bir tane alektram var. Arkadaşlar bakın. Alektramın yavrusu da satıldı. Fontaine'i alan arkadaşa gidecek. Bu da alektram. Çok güzel bir şekilde dibinden ayırmam lazım. Bakayım. Şöyle alt yapraklarını kurutursam sanki dibinden gelmiş ve köklü çıkacak gibi. Evet, gövdeden bayağı uzakta. İnşallah köklü çıkarabilirim. Arkadaşıma gönderebilirim. Bakın bunlar çiçek sapları. Kuruduktan sonra böyle çekip alabiliriz. Bundan gidecek. Ay, boğazıma da bir şey oldu bugün habire. Bunun da alt yaprakları çok kuruyor. Bol yavrulu. Bu da yine değişecek. Buradan bunu yukarıya alacağım. Ama önce o büyükleri bir yerleştirmem gerekiyor. Şimdilik pazar gününe kadar bu duracak. Ama alt yapraklarının kuru olanlarını almam lazım. Çok güzel bir esinti çıktı. Benim köpük kasalar uçuyor şu anda. Evet, uçuyorlar. Neredesin kızım? Gel buraya. Kuru kuru yapraklar. Şöyle çekmeye çalışıyorum ama burada köklenmiş yapraklarımız da var. İnşallah daha yapraktan yavru alamadım bundan. Çünkü bu yaz bayağı bir büyümeye geçti. Bakın burada da yine köklenmiş. Üzerlerine biraz toprak ilavesi yapacağım dibine. Şu yavruyu söktükten sonra bakın bunlar falan böyle güzel güzel köklenmişler. Bakayım aldım mı hepsini? Şurada bir tane daha var. Görülmüyor yapraklardan. Bu tarafta var mı? Bakalım. Bu tarafta da görmüştüm sanki. Çok güzel renklenen bir türmüş. Evet, yaprağını kırdım. Yani kırdım derken dibinden söküldü ve yavru geldiğini görüyorum. Bir tane daha oradan. Evet. Kuru yapraklarını aldım. Şunu da koyalım yine dibine. Şunların üzerlerini örtelim. Kökler maşallah havada uçuyor. Evet, bu büyüğü de buraya koyacağım. İl dışında arkadaşım il dışından geldikten sonra bunların artık kargosunu yapacağım. Başka büyük olarak harcı bakıyorum onu buraya koyabileceğim. Evet, şu Mauna'yı koyacağım buraya. Evet, şöyle Mauna Loam orada olsun. Oraya bir tane küçük sığdırmam lazım. Oraya da koysam acaba diye şu an bakıyorum. Evet, oraya herhangi bir şey koymayacağım arkadaşlar. Mia? Mia, annem? Sen ne yapıyorsun burada? Mia? Balkondan kaçmış sanırım. Meraklı. Evet, onu ben bir alayım, yukarıya bırakayım. Evet, Mia'yı eve kattım. Nerede kaldım bilmiyorum ama şöyle araya bir şey koymayacağım. Çünkü onlar ikisi de büyük bitkiler. Şimdi şöyle şuraya Juliana'yı koyayım. Juliana burada dursun. Sonra burada Rainbow'um var arkadaşlar. Bu Rainbow da böyle buraya gelecek. Sonra Kulibra'm var. Burada Kulibra'yı buraya koyacağım. O saksıları böyle bu şekilde buraya düzenleyeceğim. Şu kızımı da buraya alayım. Burada çok fazla güneş alıyordu zaten. Bu sarıyı da buraya alayım. Şöyle tek düzen olsun. Bu da orada mutluydu. Bunun da alt yaprakları var, temizlenecek. Şu hemen gördüklerimi alayım ben. Şöyle.
Alttan da ne kadar güzel tombul tombul bir yavru geliyor. Evet. Bunu da buraya aldık. Bu da burada dursun. O saksıdan başka var mı şu an elimde diye bakıyorum. Evet var. Burada Rainbow değil bu. Bu hangisi bunu da bilmiyorum ama şöyle bakalım, buraya koyalım şimdilik. Bu tek tip saksıları böyle koymayı düşünüyorum. Seni de buraya koyalım. Şu şekilde düzenledik. Ah 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 bu kediler. Evet. Ben bugün burayı tamamlamayı başaramayacağım. Mia ilk defa bahçede yabancı bir kediyi kovalarken gördüm. O da yaramaz kaçıyor. İkide bir kaçıyor balkondan. Eşim biliyorsunuz yavrular var benim, kedi yavruları. Onları günde iki kere havalandırıyor. Şey, kedi çobanlığı yapıyoruz. Mia da tabii biliyor etrafı. O hemen kaçıveriyor. İyi ki ben buradaydım da gördüm. Çok kez kaçtı. Elimizde fenerlerle gece falan aradığımız olmuştur yani. Mia böyle. Evet arkadaşlar, ben burayı böyle bu şekilde şimdilik tamamladım. Bakalım alt sırayı da nasıl yapacağım. Orayı da belki düzenleyip size öyle çekerim. Ya da hem dikerim hem düzenlerim. Vallahi bilmiyorum ben de şimdi nasıl yapacağımı. Ama güzel oldu. Şöyle boyutlarına göre bir büyük bir küçük olarak şöyle dizdim. Suyanı ortaya aldım. Şu purple perlimi de buraya aldım. Orada çok fazla güneş alamıyordu. Bakalım Fred nasıl olacak orada. Albert falan gayet iyiydi ama şu kızım çok gözümde büyüyor. Onu bir böleceğim bayağı. Böyle saksılarımı aldım. Saksı bayağı aldım arkadaşlar. Şu saksılardan aldım. Sonra şunların bir tık büyüğünü aldım. Bu 12 santimlik benim aldığım 13,5 santimlik saksı. Onları da böyle alt sıraya doğru dizmeyi düşünüyorum. O opalinam orada şey oldu mesela. Bakın. Ay çok da güzel renklendi burada ama böyle bir ilgisizlikten böyle renklendi. Bu garibim ya. Benim anaç bitkim bu. Bütün opalinalarımı buradan büyüttüm. Artık opalina yani vazgeçilmezlerimiz bizim. Çok tatlı oldu. Bakalım bakalım, vallahi böyle tek tek dikince de nasıl olacak? Bir sıkıntısı çekecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü buradaki birçok bitkilerimi falan tek saksılara alacağım. Yani 3 rafım var. Şu aşağısı evet güneş alıyor ama yani şu aşağı rafı çok gereksizmiş. Onun yerine keşke karşıya bir raf daha fazla olsaymış mesela. Öyle olabilirmiş. Olsun bakalım. Olduğu kadarıyla, sığdığımız kadarıyla böyle yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şimdilik böyle şunu çıkarmadım. Şu çiçek sapını şuradan çektim ama bu da gelmedi. Demek daha dibinden kurumamış Dusty Rose. Şu kızım da o köşede çok güzel olduydu. Bir de bakalım burada güneşte nasıl olacak. Giant Blue. Çok da tatlı tombik tombik. Renk gelmeleri de çok güzel. Bayağı da yavru yaptı. Şuradan da bir yavru verdi. Dibinden de bir sürü yavrular patlatıyor. Acaba diyorum şu kelleyi alsam da yeniden köklendirsem mi diye de düşünmüyor değilim. Çünkü form olarak çok uzadı. Bakar mısınız? Kafayı taşıyamıyor artık. Buraya destek yaptım böyle bu bitkiye. Bitkilere şöyle dursun bakalım orada. Giant Blue güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü videom da bu kadar olsun. Yine bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.